İçlerinden yine size koca bir paket ayarlayacağım. Ya Minaj aşklarımca. Bergen oldu. İnşallah ben bunun etiketini kesmişim. Ben şimdi bakarım şimdi. Sen bak tamam mı? Ay. Günaydın. Kıvırcık Ali geldi. Kızlar ben de saçlarımı böyle bir ince maşa yapayım dedim. Bana bir maşa perileri geldi ve böyle oldum. Daha doğrusu dün yaptığım için bugün bozulur zannettim. Bugün de Eda Ece'nin lansmanı varmış. Yves Rocher'de bizi çağırdılar. O yüzden birlikte gideceğiz. Fatma Nur'u alacağım ilk önce. Yani bugün bozulursa duş alırım. Duştan sonra tekrar yaparım. Çünkü bir dün story falan çektim. Story'de makyaj yaptım. Kızlar benimkileri Instagram'dan beğendiler. Ama bugün sabah bir kalktım. Yattığım gibiyim. O konuda saç tipimden gerçekten şanslıyım. Hiç bozulmuyor. Nasıl yapıyorsam öyle kalıyor. Dyson'da da keza aynı şekilde. Sabah kalktığımda dünün saçına devam edebiliyorum ama beni çok eskiden beri tanıyanlar bilir ki bir Büşra Pektaş müzik dinlerken sallanarak uyur ve bu saç böyle olur. Dün tuttum kendimi. Dinlemedim. Dinleseydim mahvolurdu bu saç çünkü. Şimdi bugün event'e gideceğiz. Fatma Nur'a dedim ki ne giyeceksin? Bizim genel lansman öncesi konuşma. İlay da gelemiyor. İlay da dün İşte araba kazası yapmış. Üzüldük. O da toparlanamadı bir günde. O yüzden gelmek istemedi. Biz de Fatma Nur'la gidelim dedik. Kürk üstüne kot ve kazak giyeceğim dedi ama ben bir etek mi, bir elbise mi, bir şey giymek istedim bu saçlarla. Ama çok da abartı olmayayım çünkü. Mesela en son bu saçı yapıp event'e gittiğimde yeşil far sürmüştüm. Dikkat çekmek istemiyorum deyip yaptığım makyaj. Şimdi diyeceğim ki olabildiğince doğal tutacağım makyajı. Kırmızı ruj sürüp giderim diye korkuyorum. O sihirli cümleyi hiç kurmuyorum. Biliyorsunuz. Neyse giyeceklerime falan da bakarız ama önce bir günün özetini vereyim dedim. İnfluencerlıktan atılmamak adına kahvemin fotoğrafını attım ama size kalmadı. Neyse alıştınız artık. Göz kremlerimi falan sürdüm. Şekerim altına maskelerimi yaptım. Instagram'a attım ama siz beni takip etmiyorsanız... Bundan da asansörle ineceğim yakında. Görmemiş olabilirsiniz. Görmemişsiniz. Hiç görmeyebilirsiniz. Görmediniz mi? Zorla takip ettiriyorum. Ben sorumluluklarımdan kaçıyormuşum. Ona karar verdim. Kızlar şurası var ya bak ben bakmak dahi istemiyorum. Biliyorum tüm Türkiye benim şu an burayı toplamamı bekliyor. Ama ben hazır hissetmiyorum. Ve bu yüzden yine fark ettiniz mi bilmiyorum 5-6-7 günden beri video atmıyorum. Sebebi bu. Çünkü beni gazladılar bazıları. Dediler ki sıradaki video bu olsun. Bunu çekemediğim için de başka video çekesim geldi. O yüzden saldım. Ne zaman toplarsak toplarız tamam mı? Belki makyaj koleksiyonunu bile bundan önce toparlayabilirim. Bu olacak iş değil. Sebebini de söyleyeyim. Ben şimdi düşündüm. Dedim ki buna bir video başlatacağım. Ama ben bunları toparlarken videoyu da bitirip atmak zorundayım ki size dolap hesabıma yükledim. Ürünleri gidip alabilirsiniz diye haber vereyim. Ama haber verirken bunları satmamış olmam gerekiyor. E haliyle ben toplarsam bunları nereye toplayacağım? Kolye bakmayın boşuna kolinin içi de full. Bana bir akıl verin ona göre yapayım. Çünkü hani bunları hadi ben bu odayı toparladım. O giyinme odam harika deyip bunları içerideki mutfağa tıkmayayım. Hiç toparlama gibi olmaz o zaman. Dolabın içi de zaten yavaş yavaş dolmaya başladı. Ama burada günlük giyebileceklerim var Allah'tan. O yüzden çok şey değil. Normal ebatlarda. Ayakkabılarımda da çok fazla dolap hesabına yükleyeceklerim var. Hiç giymediklerim var çünkü. Ya hem 36 numara olduğundan dolayı ayağıma büyük geliyorlar. Hem de bazıları PR. Yine 36 olduğundan hiç giymedim. Giyemedim. Bazıları benim aldıklarım. Yani eski olmayan ayakkabılarım da var kısacası. Şunun da benden linkini istiyorsunuz ama almayın. Çünkü Air bir şey. Air... Jordan. Jordan'ların kutusu bu. Normalde bunların hepsi tek tek satılıyor. Ve bildiğiniz plastik bir şey bu. Öyle düşünün. Ben buna 2 yıl önce mi 1 yıl önce mi zamanında hani 5,5 bin TL tarzı bir para verdim. Bu zamanın 20-25'i gibi düşünün. O yüzden hiç gerek yok. O fiyatlar çok da güzel. Özel olarak bile kendinize ayakkabı yaptırabilirsiniz. Tek iyi tarafı toz almaması. Evet kapalı kutu ama hani taşınırken plastik olduğundan dolayı kırılabilirler. Kırılırsa da çöp olur. Soranlara da böyle minik bir cevaplamak istemiş olayım. Çok önermem ama harika duruyor mu? Duruyor. Önermememin sebebi de fiyat bazlı. Yani uygun fiyatlı olsaydı kesinlikle alın derdim ama bu fiyata en azından hak etmiyor. Onu da söyleyeyim. Sen ne yapıyorsun bir tanem benim? Hı? Boşa duruyormuş gibi hissediyor musun? Burada bir fazlalıkmışsın gibi hissediyor musun? Annem benim. Kullanacağım dur. Seneye şurayı toplarsak bir sonraki yılda seni kullanacağım. Spor yapacak anne.
Burayı da yeni toparladım ama bugün yine kaos var. Çünkü niye Büşra? Event'e gidiyor küçük patron. Bir de hemen burayı da göstereceğim size. Böyle mini bir oda turu gibi oldu. Şurada da bir sürü markalardan gelenler biriktirdim. Bunları da en kısa zamanda çekeceğim. İçlerinden yine size koca bir paket ayarlayacağım. Şu paketi bantladım, ettim ve takipçime yolladım. Hediye olarak bana geri döndü. Kızlar, o kadar ben size hediye yolluyorum. Bakmıyor musunuz Allah aşkına? Burada hani şey 50 kişiden birinde oldu falan, öyle kalaylamayayım da. Üzüldüm ama yani. Kız da bana yazmadı gelmedi mi diye. Ben de kızı bulamadım, kaldı öyle, başkasına yollayacağım. Yazık. Ben bugün ne yiyeyim ya? Bir de boydan göstereyim kendimi. Tipe bak Allah aşkına. Kıvırcık yakışmış mı? Hı? Caner böyle bir bakıyor bir daha bakıyor. Garip geliyor ya. Dedim sen iste. Biraz daha sık yaparım alış diye. Dün dışarı çıktım bu eşgalde. Bakmayan kalmadı biliyor musunuz? Ama özellikle kadınlar. Fark ettim onu. Alemi kralı Nihal'e yazanlar oldu. Çok sinirliyim. Ama ben onun haricinde yedek mob başlığına benzettim kendimi. Şimdi gidelim ilk önce bir sandviç yapalım. Süpürgeye benziyor. Gidelim. Kendime güldüm tüfe bak ya. Aniden harbiden görünce Caner'e hak verdim. İnsan bir tuhaflıyor. Of şey dağınık duruyorum değil mi? Beni bir toparlayın. Ya normalde Reels videosu editlemem gerekiyor. Aynı zamanda bugün birkaç iş birliğim var. Onları halletmeye çalışıyorum. Instagram'da bir beni bir görün bugün. Motoru 5'e taktım. Ama öncesinde bir açım. Saat 3'e 4'e geliyor hatta. Bir yemek hazırlayalım. Caner da çünkü. En azından kahvaltımızı yaparız. Sonrasında aklı selim bir şekilde ayarlarım editimi. Sonra çok hızlı bir şekilde hazırlanırız. İnanıyorum yine. Yetişeceğiz. Pençelerime bakın. Caner'in yatağı zordan toplayış ama. Gerçek. Benim beynimin içi bugün. Çık 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 çık. Kış 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 kış. Tacımı da aldım yanıma. Sinirim kalkıyor. Tepemdekiler önüme gelince. Evet. Bir şeylerle uğraşamayacağım. Ama en azından bir avokadolu yumurtamızı yapalım. Çünkü o beni çok tok tutuyor. Kızlar ben iyice bir kilo verdim. Beni hiç böyle gördünüz mü? Ha? Ben kendimi çok böyle uzun zamandır görmediğim için. Neyse olur da bir daha kilo alırsam. Kendi hatıra videosu olsun, motivasyon videosu. Bak bu haline dön. Tamam mı? Yeme. Kahveyi iç. Bugün de modumdayım şükür. Avokadomuzu alalım efendim söyleyeyim. Caner'e de bugün sağlıklı yemek yedireceğim. Labneyi sayma sağlıklı olsun ama çok güzel oluyor tadı. 4 tane yumurta alalım. Direniyorum acılarına yine dünya. Güzel şarkı ama koyamıyorum, telif yerim çünkü. Yanmış aşklarımca. O yüzden ben söyleyeceğim karga sesimi. Bir tane de şundan salam ama bu birazcık daha diğer salamlara nazaran sanırım sağlıklı. Çünkü böyle söylüyor. Yalan mı söylüyor? Tamam bizi alalım. Yumurta. Ay baksanıza ne aldım dün ya. Bunların içinde böyle film marketlerde satılıyor. Vanilya gibi bir marmelat var. Çok güzel. Denemediyseniz mutlaka gidip bakın. Ben internetten sipariş veriyorum genelde de. Gittiğimde bulamıyorum çünkü orada. Online'a da bakarsınız. Yumurtalarımızı aldım. İki salatalık. İki domates. Normalde ben domatesin bir tanesini yiyemem ama bunlar minnoş. Elimden bile küçük. Bolca yeşillik şekerim. Nanesinden kuzu kulağı mıydı neydi? Roka galiba ona. Şimdi tezgaha gelin. Hadi. Tam şey değil miyim ya? Enerjik. Sinerjik. İlk önce tabağımızı hazırlayalım ki yumurta soğumasın. Bu sefer ama değişiklik yapıp kahvaltı tabağında hazırlayacağım. Bu yuvarlaklardan çok sıkıldım. Kızlar biraz lambur lumbur iş yapıyorum kusura bakmayın çünkü zamanla yarışıyorum. Fatma Nur'u falan da alacağım. O yüzden geç kalmamam lazım kızı bekletmeyin diye. Hani ben kendim olsa sıkıntı yok kalayım da. O yüzden ekstra bir telaş şekerim. Nanelerin güzelliğine bakalım. Biraz daha yeriz. İkinci otumuz. Azını keçi boynuzu mu yapmadım? Esen boğa mı yapmadım? Kuzu kulağı mı demedim? Caner kahvaltı görünce nefret edecek. Hiç sevmiyor yeşilliği. Salatalarımızı, domateslerimizi halledelim. Şu aleti de kim çıkarttıysa Allah razı olsun. Bak fışt fışt ve fışt. Bu da bir tane fışt ve fışt ve de fışt. Bitti. Eskiden 30 saat patates soymaya çalışırdık ya. Gerçekten. Ya ellerim ağrıyordu, kaslarım ağrıyordu. Şimdi hemen. Bugün de bunu övesim geldi. Her gün birine dua ediyorum. Çöpü kocalarınıza kitleyin kızlar. Babalarınıza kitleyin. Sevgililerinize kitleyin. Yeter. Seyit onbaşı olduk. Sırtlana sırtlana kas yaptık. Bazı şeyler erkolarım. Caner atıyor sağ olsun da. Kıyamadım ama gördüm yine yumuşama seviyesi. Birazdan tin 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 götüreceğim çöpü. Siz benim dediğimi yapmayın. Yaptığımı yapın.
Tam tersi. Bu sıralarda da şu peynire taktım ya. Ben normalde çok peynir sevmem. Yani en ucuz peyniri severim. Şaka yapmıyorum bu arada. Hani böyle pazarlarda falan köy peynirleri satılır ya. Gerçekten en uygun fiyatlısı odur. Ay bayılıyorum ben ona. Şimdi bir de buna taktım. Neymiş bunun adı? Çörek otlu bilmem ne sepet peyniri mi? Sepet peyniri. Sıra geliyor zalama. Şöyle bir kıvrılayım da. Kıvrılayım ama. Salamla birlikte ben de. Uykumu alamamışım belli ki. Bir tanecik de kendime alıyorum. Ve bu da Okto Finish. Gördünüz mü? Çöpü kocalarına vakit değilim de. Evet, gidiyor, uğurluyoruz. Bir merasimi. Sizden gizli gizli zeytinlerimizi de koydum. Daha önce gittim bu arada ben o mekana. Güzeldi kız arkadaşlarımın da ve event'e gitmedim. Çok büyük ihtimalle yani atıştırmalıklı yemek falan olur diye düşünüyorum. Aslında yemesem de olurdu ama o kadar da aç. Araba sürmeyeyim. Şimdi peçetemizi yaydık buraya, tamam mı? Şöyle döktüm bunları. Fazla böyle yuvalamadan şöyle hafif dağıtıp üzerine de bunu örtüyorum. Fazla suyunu alıyorum. Hem ezilmemiş oluyor hem de sularından arınıyor böyle. Başladı yine mutfak gurmesi. Neyim ben yine? Yemek kanalı mı? Hayatı kurtaran küçük ipuçları kanalı. Şimdi bunları iyice bir karıştıralım. Zaten karıştılar. Şöyle bir tutam Caner'e vereceğim yesin. Kendime de bol bol alıyorum. Ben seviyorum ya. Ben yeşillik seviyorum da. Caner etçil, ben otçulum. Gerçekten böyle bir şey varmış. Evlilik hayatında. İkiye ayrılıyoruz. Üf, benim zaten tabak doldu ki gerek kalmadı yumurtalı avokadoya. Hiç bulaşık çıkartmadan hemen bunun içinde bir kere durulayıp kuruladım. Yumurtalarımı buna kırıyorum. Çekeceğiz. Çok az tereyağı katacağım. O da yumurta yapışmasın diye. Çünkü avokado zaten bayağı yağlı bir şey ya. Ekstra yağ gerek kalmıyor. Üzerine yumurta, labne falan da sürüyorum ben. Koyuyorum yani. Fena oluyor bu sefer. O yüzden azıcık bir şey koyalım. Bu azım ama benim. Önce bir tuzluğumuza tuz koyalım. Bak şimdi rahatlatıcı video. Gup. Gup. Tam denk geliyor içine. Ay döktüm kız. Bir de size garip bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben mesela kolay kolay değil, hiç dokunamıyorum. Dondurma çubuğunun o tahtasına dokunamıyorum. Ama mesela bu tahta kaşığa dokunabiliyorum. Bunun psikolojide bir adı var mı? Mesela en son tırnaklarıma hani itme işlemi yapacaktım ya. Orada kullandığım o tahta da içimi vıcık vıcık etti. Sonra ben ona yavaş yavaş kendime alıştıra dokunmaya başladım. Böyle garip garip huylarım var ya. Psikoloğa mı gitmeliyim? Ama dondurma çubuğuna gerçekten dokunamıyorum. O kırmızı çizgim. O yüzden hep paketiyle yiyorum böyle aşağıdan. Mesela arkadaşlarımla en son buluştum. Onlar da zeytin çekirdeği görmemek adına zeytin yemiyorlarmış. Herkesin tuhaf tuhaf huyları var. Şöyle bir istediğim kıvama geldi. Bunu ezip parça pinçik yapacağız. Çok da pişmesin. Evet, bunun üzerine ekledik. Her gün yiyebilirim ya. Her gün. Biz böyle hani dalga geçiyorduk ki influencerlar yok avokado yiyorlar sabah kalkınca falan. Ya yemin ederim ağzının tadını biliyormuş o influencerlar var ya. Harbiden ben de zamanında dalga geçtim. Ama çok seviyorum şimdi tadını. Biz fukaralıktan dalga geçtik. Fakirlikten dalga geçiyorduk. Ama ya aslında niye dalga geçiyorduk? Harbiden. Araştırılsın. Bu arada böyle yemeyenleriniz varsa bir denesinler. Özellikle benim bir tane işte arkadaşımın ablası diyetisyen. Bunun haşlanmışını düşünün. Tavada değil de çünkü o daha sağlıklı oluyor. Aynı bu şekilde yine eziyor. Hafif bir labne ekliyor. Sadece kahvaltıda tek bir yumurtayla bunu yiyor. Ya hem gerçekten acıktırmıyor hem aşırı sağlıklı. O yüzden lütfen avokado yiyenlerle dalga geçmeyelim. Şundan bir kurtulayım. Öf. Dramımı göstereceğim size. Telefonumda şu an story oynuyor 30.'ya falan. Belki de 50. olabilir. Çıkamıyorum Instagram'dan. Çünkü çıkarsam bütün düzenlemelerim gidecek. O yüzden bıraktım oraya telefonu. Markadan onay bekliyorum. İşbirliğimi atabileyim diye. Bazen bu yarım saat, bazen bir saat sürüyor biliyor musunuz? Ama dur bakalım. Bu sefer erken olur belki. Yoksa siz beni hala Instagram'dan takip etmediniz mi? Tamam. Instagram'ım yok Büşra yazanlar oluyor. Onlar için de Instagram'a attığım çoğu videoyu artık Shorts'a yüklüyorum. YouTube Shorts'a. Oradan izleyebilirler. Şükür böyle bir içerik gelmiş. Değerlendirelim. Ay, süper oldu. Kahvaltı hazır. Şimdi bunu yarı yarıya böleyim Caner'le bana.
Ortalığı da dağıtmadık. Üf! Üf! Hadi gelin. Hep birlikte yiyelim. Ay keşke öyle bir şey yapabilsek ya. Düşünsenize burada 400 bin. Manifest diyorum çünkü 400 biniz artık biz. 400 bin kişi benim evde yemek yediğimizi düşünsenize ama avokadolu yumurta. Çünkü influencer'ım ben. Vallahi yaparım pişimi. Üf! Sonracıma. Bir de ortaya bir menemen. Ama bunu da yine kenarı köşeye koyarım ya. Yemek isteyen olursa diye. Meyve suyu içmiyorsun diye şunu buldum. %100 narmış. Bunun zaten portakallısını falan da çok seviyorum ama ilk defa narlısını aldım. Bildiğiniz nar tadının acısı geliyor. Ya bence en doğalı budur. O yüzden tavsiye bunda. Ay tek tek nar mı ayıklayacağız, bir de işimiz gücümüz yok. Adam yapmış. Satıyor. Caner gelecek de. Ben yeni başladım. Daha edit yapacağız. Hazırlanacağım. Çok da güzel yapmışım. Elime sağlık. Videoyu beğendiniz mi? Tamam, abone oldunuz mu? Teşekkür ederim. Arkadaşlar Caner avokadonun üzerine hamburger yiyor. Kocamı doyduramadım. Hem bu, de iki tane. Bu şey cila. Evet, tadı güzel gerçekten. Yesene. Bir ıstırık alırım. Arasına ben bitireyim. Avokado koy. Olur, nane koyayım. Nazarlığımı gördünüz mü? Esol esek kadar bir sivilcem çıktı benim. Şaşırdı kendini bu sıralar vücudum. Aslında adet olduğumda çıkıyordu bir tane böyle her ay standart. Bu sefer adetim geçti, sonradan çıkmaya karar verdim. Sivilcem bile geç kalıyor. Ay bu iyiydi. Şimdiki kızlar bir saatimiz var. Bir saatte hem saç saymayacağım. Saç böyle gideceğim direkt. Makyaj ve kıyafet kombini. Deri pantul. Bilmiyorum, bakarız ya. Ayarlayacağız. Şimdi önce bir baz sürelim. Bobbi Brown'un şu bazını kullanacağım. En son pahalı ürünlerle yaptığım makyaj videosunun da muadilini en kısa zamanda çekeceğim ve uygun fiyatlılarla makyaj olarak birkaç ürünün muadilini buldum bile. Ya tabii ki birebir aynısı olmaz ama 5'te 1 fiyatına olabildiğince en iyi etki alabileceğiniz birkaç ürün bulundu. Bazılarını hatta sipariş verdim. Bekliyorum gelmesini. Ama denemeden de anlamayacağım tabii, ilk önce kendim bir karşılaştırmam lazım. Şimdi ben bugün çok kapatıcı bir fondöten istiyorum. Estée Lauder kullanacağım. Şöyle numaram da bu. Normalde Yves Saint Laurent'i kullanırdım ama ten rengime bir tık koyu geliyor ya, güvenemedim. O birazcık daha yazlık galiba benim için. Şundan şöyle bir iki pompa alalım. Şöyle bir güzel bir değişim yapalım hadi. Çok kapatıcı bir fondöten kullanma sebebimi anladınız değil mi? Ama onu bile kapatmıyor gördüğünüz gibi. Ya bu bile bana bir tık koyu aslında ama çok değil. Şimdi göz altlarıma da iki tane kapatıcı uygulamak istiyorum. Birisi şu Salmon sanırım. 01 numarası. Gözün altına bakım yaptığını iddia eden bir ürünmüş. Özellikle böyle evde falan da tek başına kendimi iyi hissetmek için kullandığım bir ürün bu. Nemli bitişli. Göz altında falan kurutmuyor. Çizgilere haliyle doluyor. Ama ben seviyorum bunu ya. Bir de şunu uygulayacağım. Bunu da daha yeni kullanmaya başladım. Bayağı oldu aslında PR geleli ama 05 numarası. Bir de elimde 15 var. Onu da bir kısçeme göndereceğim. Az bir şey uygulasanız bile bu da bayağı kapatıcı. Ama yine dediğim gibi ben çok kapatmaya bayılırım. Aydınlatmak istediğim yerlere de geçiyorum. Çünkü fondöten de zaten bana bir tık koyuyor. Aydınlık duralım şekerim. Eda Ece'yi hiç görmemiştim ben. Genelde böyle dizilerde de çok hani en son neydi? Yasak Elma'da oynuyordu galiba. İzlemedim Yasak Elma'yı ama yani kadın o kadar tatlı bir kadın ki. Instagram sayfamda sürekli karşıma çıkıyor viral. O yüzden şu an Hamiş galiba. Event'in onun olduğunu görünce şaşırdım biraz. Bir de Ivroche'ye ilk defa gidiyoruz biz galiba değil mi? Birlikte lansmana. Galiba artık ben de bir tık açık renk kapatıcı seviyorum. Zevkler değişiyor, çok garip. Farmasinin şu kontür stiğini uygulayalım hemen yanaklarıma. Hafiften de çenemize. Bir de en önemlisi burun. Şimdi ben burnun üzerinden bir 10 kere daha geçeceğim ama azıcık gözlerimin üzerine de getirdim. Tamamlasın diye. Nerede benim en sevdiğim açılı fırçam? Buradaymış. Bunun markası ne ya? Ben bundan gideyim alayım. Yazmıyordu. Çok güzel. Yani mesela fondöteni kaldırmadan dağıtıyor. Nazar etmeyeyim de. Benim tip ama. Ay zaman kalır mı acaba ya? Kalmaz. Ben bir tane gözlük sipariş verdim. Tamam mı? Hatta yine en son Instagram'da oylatmıştım. Sizce yakıştı mı yakışmadı mı? Alayım mı almayayım? Kararsız kaldım falan diye. Fotoğrafını zaten ekleyeceğim. Yani o kadar %40 ve %58 gitti ki. Aslında beğenmeyen de çok var ama beğenen de çok var. Ya fotoğraftakinden ziyade gerçekte bir tık daha iyi durduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşımın gözlüğüydü o. Ben de beğendim. O da benim gibi ufak yüzlü birazcık. Ona çok yakıştırdım. Sonra dedim ki bakayım. Ve benim kendi gözlüğümün üzerine oturdum. Kırdım. Götümle parçaladım ben o gözlüğü. Dedim ki yenisini alayım. Birazcık da iyi bir şey istedim. Ama optik dolaştım. Asla o gözlük yok ortada. Kıza özel gibi bir şey kalmış.
İstanbul'da. Sonra bir optikçiye daha girdim işte. AVM'de. İzmir şubemizde var. İsterseniz getirtiriz dediler bana. Ben de dedim ki getirdim. Şimdi bugün aramışlar işte geldi diye haber vermek için. Normalde zaman kalsaydı giderdik birlikte bakardık gözle ama yarın gideriz olmadı. İstek değil ihtiyaç. Ayrıca başka fırça kullanmış olsaydım çoktan mesela altındakini kaldıracaktı falan filan. Bu gerçekten homojen oluyor böyle. Ben bundan bir 30 video daha söyleyeyim tamam mı size? Zorla bundan kullandırtacağım hepinize. Aldınız mı bunu? Bak dik açılı. İnşallah üçgen kullanmıyorsunuz. Dağıtmak için gözümü çıkardım. Tamam. Şimdiki neye geliyoruz biliyor musunuz? Kaldırınlarla makyaj videomu izleyenler anladı. Biraz elime dağıtıyorum ama. Aşırı pigmentli olduğundan dolayı hafif bir palyaço kıyısından dönersiniz. Ki ben yine de çok severim. Palyaçoları da çok severim. Alı da. Biraz burnumun ucuna da geçelim. Ama bu kadar da değil yani. Bu kadar da değil. Aa size bir haberim daha var. Bu hani genelde takılarımı falan çok beğeniyorsunuz ya benim. Çelik kararmayan ve sürekli alışveriş yaptığım marka. Hatta en son şu... Küpelerimi falan da paylaşmıştım. Çok kaliteli demiştim. Kararan takıya para vermiyorum demiştim falan filan. O site şu an aşırı uygun fiyatlı. Bir de ben üzerine ekstradan Busra 15 kodu aldım size. Yani indirimli bir şekilde bayağı uygun fiyata getirebiliyorsunuz. Üzerine zaten oh kendimi çizdim. Sitede ekstra bir indirim var. %30 muydu yalan olmasın. Bir de üstüne benim indirim kodumu kullandığınız zaman manyak bir kupon tanımlanıyor. O yüzden kaçırmayın. Burada da söyleyeyim unutmayayım onu da. Çünkü genelde böyle takılarımı beğeniyorsunuz ve ben de gerçekten arkasındayım çünkü çelik takı. Candır. Kararmıyor ya. Ötesi yok. Ya en basiti şu mesela. Bu da çelik. Aylardır bileğimde. Ne çamaşır suları değdi. Evi temizlediğimi biliyorsunuz. Üzerine duşa falan girerken çıkartmıyorum. O konuda çok kullanışlı yani. Aşağıya açıklamalar kısmına linkini ekledim sitenin. Ojastone diye zaten yazarsanız da çıkar. Dediğim gibi bu sıra 15 kodunu kullanmayı unutmayın. Çünkü ister istemez Trendyol'da komisyonlar daha fazla arttığı için her zaman sitelerden almak daha uygun fiyatlı oluyor. Çok uyguna geliyor hatta. Benim de paylaştığım linkleri özellikle beğenip fiyat olarak biraz fazla geldiğinden alamayan çok kızcağım vardı. Onlara da buradan bildireyim. Sayfaya güvenilir. Merak etmeyin. Şimdi ten makyajını hallettik sayılır. Ama önce bir şu dudaklarımı sileyim. Bakın ben sonunda ne buldum. Videoyu çektik ya. Aradık ya. Anca yeni buluyoruz. Hem de pembiş kusunu buldum. Normalde bu rengini almayacaktım. Huda'nın pudrası. Bir de gittim şöyle bir puf aldım. Tam buna layık. Biraz böyle üründen alıyorum pamuğuma. Yapısı falan çok güzel bu arada. Ya abarttıkları kadar şöyle çok sorunlu bir göz altınız yoksa benim gibi aşırı derecede fark hissedemezsiniz. Ama kullandığım pudraların en iyisi. Açık ara yani. Onu söyleyeyim. Özellikle böyle gözünün altında çöküklük olanlar, boşluk olanlar da muazzam bir ürün. Ama benim gibi sadece koyu halkalarından, halka bile değil koyuluktan şikayetçi olanlar çok böyle wow bir etki olmayabilir. Ona göre alacaksanız alın. Ama onun haricinde her gün kullanıyorum. Her gün elim gidiyor aldığımdan beri. İyi ki almışım. Yine diyeyim. Kullandığım en iyi pudra. Çünkü cildi kurutmuyor. Öyle bir artısı var. Mesela göz altlarım pürüzsüz duruyor. Diğerlerinde olsa hem grileştirme yapıyor bazıları. Hem çok kurutuyor. Hem çizgilere dalıyor. Neler kullan. Neler gördü bu gözler. O yüzden süper. Hatta rengini de pembe olan. Pembe bir tane var zaten. Çok güzel kokuyor bu arada. Her şeyi yaptık. Aydınlatıcıyı da geçelim. Mineral Regutin'in. Olabildiğince yokmuş gibi bir makyaj yapmak istiyorum bugün. Yani makyajım olsun ama yokmuş gibi dursun. Yine muz yiyeyim ama çilek tadı gelsin. Hafif sarı gibi oldu göz pınarlarım. O yüzden MAC'in de üzerinden bir highlighter daha geçeceğim. MAC'inki daha açık ve renksiz gibi bir ürün. Sarı değil, nötrlüyor. Bir de şöyle parmaklayıp göz kapağıma da geçeyim. Ya zaten saçlarda bir afro patlıyoruz ya. Dedim bari makyajı hafif yapayım. Yani abartmamış o kadar da değil. Deyip yine yeşil farla. Videonun başında bahsettiğim muhabbet. Cildime de bu iki ürünü de karıştırıp kullanayım dedim ya. İlk defa iki highlighter'ı birleşip kullanıyorum. Birleştirip kullanıyorum. Bir de konuşabilirsem. Yani kötü olmadı. Biraz şimdi dudaklarıma başımız patlayacağız. Kızlar gelsenize yamacımı. Niye uzak durdunuz öyle? Şimdi dudak üstümden anlıyorsunuz bütün highlighter'ın değişimini. Gördün mü? Para gerek kalmadı bu arada. Gayet güzel bir far makyajım varmış gibi duruyor. Gerçekten yapmayacağım. Burada bırakacağım ben. Bir tek eyeliner ve maskara çekeriz. Ama öncesinde bir kaşlarımı doldurayım. Bu görüntü beni sinir ediyor şu an. Biraz kalınlaştıralım. Artık çok açıp boyamayacağım kaşlarımı. Söz tamam. Kızıyorsunuz yine bana. Bana hep kızıyorsunuz. Dinlediğim şarkı.
Ama koyamıyorum, telif yerim. Çok mu yok. Nasıl susturuyorum ama kendimi? Çok mu hayır. Kala, öyle bir şey yok. Geç kalmamak için evden çık diye alarm kurdum, biliyor musunuz? Ellerim katır kutur kaşınıyor. Çok kurudu soğukta. Maskara kahverengi sürmek istiyorum. O yüzden eyeliner'ı da kahverengi çekeceğiz. Altına da bir bronz. Kahverengiyle green hala kalem. Ne olsun? Benim bıyıklarım yok değil mi kız? Yok. Ten rengi sürelim tabii ki. Hoş geldin Büşra. Neredeydin? Ya kızlar bir şey söyleyeceğim. Aramadım da internette falan da ama gözüme de çok gelmedi. Gaş ya da goş. Bu marka gitti mi ülkeden? Ben göremiyorum ya da Sephora'da var mı acaba? Güzelmiş ya. Ben bunu uzun zamandır kullanmamıştım. Eyeliner müthiş bir şey. Umarım vardır ülkede çünkü ben bunu bitirdim. Az kaldı. Ya hak deyip eyeliner'ımızı çekelim hadi. 4 dakikada eyeliner da çekildi. Hafif bir iç kısmına geçtim ama gözünüzü tırmalamıyor değil mi? Çünkü kahverengi olduğundan ve ucunun da güzelliğinden... Ay. Kahverengi gözlerimi ortaya çıkarttım. Beğendim. İşte öyle. Çektim ama kötü durmuyor yani bence. Şunu bir tık daha birleştireyim ama birini... Dur şimdi dur. Takıldı o göz. Ya şimdi değiştireceğiz onu, dur. Tamam, düzelttim, rahatladım şimdi onu. Anlamazsınız da ben anlıyorum işte. Benim gözüme batıyor kendi. Şimdi maskara olarak da şunu uygulayacağım. Kahverengi gözümüzün içine, hatta bundan da bir geçelim. Bu da Rimmel London'ın iki taraflı ten rengi göz kalemi. Diğer tarafında sünger var dağıtabilmeniz için ama bunun yine Rimmel London marka arkasında işte şu kapağı olmayanı var. O daha uygun fiyatlı. İkisi de aynı ürün. Yani diğerini de alabilirsiniz. Çünkü şu muhabbeti zaten eminim elinizdeki şeyle yaparsınız. Yani parmağınızla bile yaydığınızda oluyor. Onun için ekstra harcama yapmak istemeyenlere belirtmek istedim. Cep dostu bir YouTuber'ım ya. En son linkledim de. Bana da fazla geldi. Abartı bir fark olduğundan dolayı. Onu da söyleyeyim dedim. Neyse durun. Zaten kullandığım her şeyin aşağıya linkini bıraktım, biliyorsunuz değil mi? Ojo Stone'la birlikte. Bu sıra kuponunu kullanmayı unutmayın. Başkasına para kalmasın. Kız kullanın kuponu. İndirim olsun. Kirpimi en son yapacağım. Çünkü bir aplikatör var. Onu Instagram'da göstereceğim yine story'de. Onun öncesinde dudaklara geçelim. Dudaklarımı da böyle doğal bırakmak istiyorum. Bugün ne oluyor bana, bir doğallıktan gidiyoruz. Aa, başıma bir şey mi düştü kız? Şununla yapalım. Golden Rose'un bu yıllar önce aldığım 227 numarası. Doğal bir tonu da. Hemen bir çerçeve yapalım. Kar yağacak diye NFC'ye gitmedim. Dudak dalgasına. Kar yağmadı. Haftaya erteledik. Ona da birlikte gidelim bak. Çünkü bu sefer normalinden daha fazla işlem yaptırmak istiyorum. Hem maseter istiyorum diş sıktığımdan dolayı. Gerçekten artık kıracağım bu arka dişlerimi. Bir onlar kaldı zaten orijinal. Onları da kıracağım. İşte dediğim gibi maseter. Hafif bir dudak dalgası. Yine kaşlarıma bak. Bakın bak, botoksum geldi komple. Gidik. Onun haricinde böyle minik minik başım ağrımasın diye dokunuşlar yapıyor doktorum. O da bana gerçekten iyi geliyor. Öbür türlü çünkü ya kronik de deyip kronikleştirmek istemiyorum ama sürekli bir baş ağrım oluyor benim. Onu durduruyor. Yine gidince bir bakarız. Bu arada NFC'ye gidiyorum ben. Soranlara da ekstradan söyleyeyim. NFC estetik. Hani bir Şira'nın doktorundan randevu almak istiyorum derseniz benimkine yönlendirirler. Aşırı memnunum. Özellikle dudak dolgusunu kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü hani şöyle gibi değil. Şöyle bir etki yapıyor. MAC'in Honey Love'ını kullanacağız. Çünkü bu çok açık bir ton. Aslında Kiko'nun da 103 numarasına, o gün demiştim ya ben Zeynep'le buluştuğumuzda bende kesin vardır diye, varmış tabii ki. Bunu da yanıma alacağım kalemle birlikte. Çünkü bunlar silindiği zaman Kiko'yu geçerim. Kiko'da çünkü hemen hemen şununla aynı renk. Hatta hemen hemen değil, aynı renk. Sadece bir tık daha kalıcı oluyor ya şu tarz ürünler. Böyle bir yerde yemeli içmeli bir yere gittiğim zaman tercih ediyorum. Bir tane daha alacağım. Az kalmış. Dibini sıyırmışım onun da. Şimdi bir tek maskaram kaldı. Hemen maskarayı da sürüp geliyorum. Dediğim gibi onu Instagram'da halledeceğim. Eğer takip etseydiniz görürdünüz. Ben böyle şımarıyorum diye bana uyuz olmuyorsunuz değil mi? Şaka yapıyorum ha. Şaka şaka gülün diye yani. Kızlar normalde ben onun Reels videosunu da çektim ama. Ama şu zaman. Mahvettim ortalığı. Boşverin. Ya şu zımbırtıdan bahsediyorum ya. Bu indirime düşmüş de onun haberini vereceğim şimdi kullanırken. O yüzden diyorum yani kapatayım diye. Story çekeyim, geliyorum. Sonra kombinime karar verelim. Hala bilmiyorum ne giyeceğim. Şimdi son olarak da şu sabitleme spreyimi sıkacağım. Gözlerimi de göstereyim. Güzel. Kirpiklerimi kıvırmadım ama hemen bir önce kirpiklerimi kıvırayım. Acele ediyorum. Gong sesi yine duyuldu. Başlıyor Büşra'nın tutuşma, koşuşturması. Fatma Nur dur. Gözüm kaldı. Kız yapıştım. Nazar. Benim bıstım bozuldu yine. O yüzden yelpazemi alıyorum. Önce bir çalkalayayım mekimi.
bunsuz hiçbir yere çıkmam. İki tane kazağım var. İkisinden birini giymek istiyorum. Hani erkeklere soruyorlar ya. Erkekler diyor ki bu ojenin hepsi aynı değil mi? O soruyu soracağım size. Kazağın ikisi de aynı renk ama kararsızım. Masamı da toparlayıp silmeden gitmiyorum ama. Gelişme var. Kızlar hatırlatın, Fatma Nur'u yiyeceğim. Normalde benim sadece bir tane kürküm var, tamam. Onu da daha yeni aldım. Hatta bir tanesi çok kötü gelmişti. Bu ikinci aldığım. Bir de beyaz kürküm var. Nereye çekiyorum acaba? Başka kürküm yok. Şimdi Fatma Nur dedi ya ben kürk giyeceğim diye. Ben dedim ki ben de kürk giysem senin için problem olur mu? Olmaz dedi. Ben siyahı giyerim. Sen de bir tek beyaz varsa beyazı giy dedi. Sağ olsun. O yüzden ben de beyaz kürküm giyeceğim. Çünkü hava çok soğuk. Şimdi o az önce oje muhabbetine geliyoruz. Sizce bu kürke bu mu olur, bu mu olur? Pantolon olarak da bunu giyeceğim. Çok mu böyle aynı renk oluruz ya? E olayım. Ne olacak? Bakın pantolon da şu deri. Yani çok kalın bir kumaşı yok ama hoş durur bence. Sadece hangisiyle daha iyi durur? Bununla sanki ya. Bu. Bunun rengiyle kötü duruyor mu? Ay bilmiyorum ya. Durun bir giyeyim de geleyim. Ay o beyaz pantolonu tamamen eledim. Çünkü böyle içinde hafif bir lilalık mı vardı? Bir şeylik vardı. Pek hoşuma gitmedi. Siyah deri pantolon, beyaz kazak, beyaz kürk ve siyah çanta giyip takmaya karar verdim. Bir de dedim ki kemer de takayım. İyice boş olmasın. Çünkü orada hani star parça kürk. Kürkü çıkartınca çıplak kalacağım. Var dedim kemer falan birazcık dolu durur. Bir giyeyim. Aynaya da bir gidelim bakalım tabii. Ben kafamda kurdum da. Geceden kurduğum kombinin sabahki görünüşü gibi olmasın. Yeni şekerim gıcır gıcır. İlk defa giyeceğim. Siftah. Her kürk gördüğümde pembe geliyor. Kürküm yok. Kürküm yok. Benim canım kürküm yok. Kürkünü giy. Kürkünü giy. Çanta olarak da şöyle şunu takayım dedim. Bir de çorap giyelim. Tam bir pelin suyum ama zebralı çorap buldum ya. Kızlar biz iyice akraba aldık sizinle. Vallahi bu kadar samimiyet de fazla mı? Bana bir söyleyin ya. Evet. Aynen böyle bırakıyorum. Öyle buldum çünkü. Gelin bakalım aynaya nasıl oldum. Afrodit. Bergen oldum. Allah'ım tövbe ya. Ha, evet şimdi bak gözükmüyor mesela. Kemeri taktık ama gözükmüyor. Ay yok, bu kaza içine sokunca olmuyor ama üstüne salınca da olmuyor. Cebelleşiyorum şu an. Ay en fazla bu kadar oldu. Ama evet kesinlikle kemer önemli çünkü çantayla falan da boş duruyor. Bakın birazcık daha şey aldım sizi. Genel olarak böyleyiz. Aynadan da bir daha bakalım. Şimdi altıma bayağı topuklu bir bot giyeceğim için şöyle bir hafif kalkacağız yukarı. Çantanın tokasıyla da kemeri kombinledim. Kazak zaten sıcacık tutuyor. Onun haricinde saçlara şu an hiçbir şey yapamam. Bu böyle. Bence kötü olmadık ya. Sizce? Yorumlara yazın bakayım Bergen'i beğendiniz. Oje stone tüfelerimi takayım. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Sanki bu. Zaten kazak pantolon yaptık. Millet oraya abeyle gelmesi şimdi. Saat de takalım mı? Mesela şu. Hadi takalım. Kürkten göremiyorum ki bileğimi. Güzel aldılar. Tamam kombin ama şey takılarımız da oldu. Küpelerimiz de oldu. Şimdi hemen bir deodorant sıkalım. Bir parfüm sıkalım, kaçalım. Şunları da çantama alacağım. Bir makyaj, ruj, kalem takımı. Telefonumuzu da şarjdan çıkartalım ve hazırız. Hadi gidiyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu çanta daha havalı durur değil mi sanki? Benim şu an üzerime. Bu daha günlük gibi duruyor. Kürke bu daha çok yakışır. O yüzden hemen bir değişiklik. Sonunda çıkış yapıldı. Yedek Villa'da mob başlığı çıktı. Bergen geliyor. Ne haber kocası? Gidiyorum. Erabanın anahtarı. Teşekkür ediyorum. Şaka şaka ben de yedim. Teslim. Yedeği var bende. Almıyorum, dursun. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Merak etme. Kuş olup uçarım en fazla. Nereye gidiyorsunuz terbiyesiz tavuk? Su ikram edeceğim. Kolonyam da var. Metro turizm. Gıdak turizm. Konumumuzu ayarlıyoruz. Müzikimizi açıyoruz ve hadi go to. Allah'tan 15 dakikalık mesafede Fatma Nur'la evim. Ben ama sahne alacak gibiyim gerçekten. Kızlar. Merhaba. Ben geldim. Ben el sallıyorum ama. Ya o sürekli sallıyorum, hiçbir şey olmaz. Ben geldim, Büşra beni aldı. Evet. Sağ koltuk prensesi olarak. Siyah kutu. Adamadım hocam. Nasıl bir prenses bu?
Işıl ışıl ya, delireceğim. Bakın bana, bakın bana. Maşallah ya, sizin yerinize de. İnşallah ben bunun etiketini kesmişim. Ben şimdi bakarım şimdi. Sen bak, tamam, tona bakarım. Ay ben öyle yaptım, çok oldu. Kesmişsindir. Ben kürkü yeni kestim. Çok güzel olmuş ya. Teşekkür ederim, sen çok tatlı olmuşsun. Teşekkür ederim. Az önceki videoyu buraya ekleyeceğim. Story çektim ya. Çektiğini düşündüm biliyor musun? Ama Allah, bir ses geliyor. Biri bağırıyor. Muhtemelen sonra şey diyorsun. Geri git, geri git. Ben hala geliyorum. Selektör atıyorum bir de. Şimdi bugün benim en sevdiğim oyunculardan birinin yüzü olduğu bir markanın etkinliği diyoruz. Hamile değil mi kadın? Evet. Çok seviyorum Eda Ece'yi. Çok seviyorum ve zamanında Eda Ece'yi o kadar seviyordum ki Yasak Elma'yı izliyordum ve şey diyordum. İşte mesela paylaşıyordum story'de, Eda'yı etiketliyordum. Eda'yı bana geri dönüyordu. Ya, yemin ederim şok tatlı. Ve benim rezilliğe bak. Şey demişim, kadın yeşil gözlü, ben şey yazmışım, mavişim. Fark etmez, renkli. Herkes yani yazmış, kanka o yeşil gözlü falan. Ben mavi görüyorum desin. Çok tatlı, ay, çok seviyorum onları. Manifestlemişsin resmen, bak kadın lansmanına çağırmış evet seni. Ay bugün fotoğraf çekilir miyiz acaba? Ay çekilir, çekilir. İnşallah. Ben sizi çekerim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sür şoför. Sürüyorum şoförü. Sür dönüşü, bitti mahalleden kurtulan. Gizem Hanım'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel çalıştık. Sürpriz ürünlerimiz de var. Başta da parfüm kombine ve dans için çalıştık. Çok güzel işler yaptık. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu gece de bunu kutlamak için sizler de eğlenin, biz de eğlenelim istedik. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Eve bir geldim. Caner'in yaptığına bakar mısınız? Şefim benim ya. Şefim benim ya. Açmasın dedi. Değilim dedim. Değilim dememe rağmen. Bir de diyor ki sana sağlıklı tabak yaptım, gel. Oh, bir de buyurun. Oy. Allah'ım, patates de kızartmış bize ya. Ayrunlarımız da var. O senin kızarttığın patatesler. Çaktırma. Çaktırma, güzel yine. Fark et. Sakin ol kocam, çok heyecan. Nazar ettik kocaya. Çok heyecanlandım. Ay eline sağlık Caner. Ben de şeyim ama, istemem yan cebime koy. Orada bir iki bir şey atıştırdım ama ne yediğimi bilmiyorum. Çok da yiyemedim, bırakmaya güzellerdi ama böyle insan içinde çok bir şey yiyemiyorum. Ben tanımadığım insanların için özellikle. Ama kocam benim be. Dur 10 tane de story atayım. Kızlar biraz... Bak peçetelerimden de koymuş ya. Orada duruyor ne? Kimin kocasısın sen? Hmm, söyle bakalım. Köfteleri nereden buldun? Sen almışsın. Çok iyi. İkea İsveç köfte olmuş. Onu yapmaya çalıştım. Oha. Bu şey ama sosu da almışsın ya. Değişik soslar sipariş verdim dedin ya geçen. Şey, Café de Paris soslu köfte. Çok güzel olmuş. Ama Ikea köfte. Vallahi çok beğen. İsterim yani. Yok öyle. Baba, her zaman olmaz. Bir poşetim var burada. Bize hediye verdiler o çıkan parfümden. Bir bakarız, koklarız. Diğerlerine de bakarız, kutunun içinde verdim. Bana bir şey var mı? Sana yok. Nasıl ya? Benim bu kadar lansmana gittin. Duş jeli. Olur. Kısa günün kârı. Bir uyku bastırdı beni ama şunu mıncıklamadan yapmak istemiyorum. Böyle set koymuşlar. Ben orada size göstermiştim ya birkaç tane. Ben onları hepsini farklı koku zannetmiştim ama tek bir tanesi parfümmüş. Hemen sıkalım. Kişiden kişiye çok parfüm değişiyor bu. Tende koku, bakalım bende nasıl olacak. Şişesi falan harika. Durun. Nasıl laf atma Nur, arabada bileğine sıktı, ondan daha çok gül kokusu aldım. Kendi tenimde o gül kokusunu o kadar yoğun alamıyorum. Sevdim ama çok klas bir koku. Sonracıma parfümün yanında duş jelimiz var bir tane. Muhtemelen aynı koku hepsi. Aa, vücut sütü var. Bunu çok merak ettim. Bir de deodorantımız var. Böyle minnoşta bir kesesi çıkıyor içerisinde. Ve içerisinde bu arada menekşe, inci çiçeği, gül ve patchouli varmış. Kendimde o gülü hiç alamıyorum. Ama kokusunu beğendim. Pudralı bir çiçeksi bir koku gibi düşün. Ama baymıyor. Bir bakarsınız. Teşekkür ederim buradan da. Valla çok makbule geçti parfüm hastası birine.
Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Hızlıca şu makyajımızı bir yıkayalım. Ama benim yani saatler sonra bile makyajın zımkılığı. Görüyorsunuz değil mi? Şu sivilcem o kadar acıyor ki anlatamam. Buna da bir Bulgar sivilce kremi var ya bende, Bulgar kremi. Ondan sürelim. Öyle yatıp uyuyayım. Ay eledikçe çok fenayım. Gelin güzelce bir makyajımızı temizleyelim. Poşetimi de koluma takayım. Çok uzun zamandan beri görmediğiniz bir şey göstereyim mi size? O kadar yorgunum ki hiç toplamadan burayı böyle bırakacağım ve yarın toplayacağım. Tacımızı takalım şimdi sivilce. Eldivenlerimi takacağım. Bileklerim böyle aşağıya doğru su gitmiyor. O kadar yoruluyor ki öpür tüpü çıkartıyorum üstü ve üşüyorum ben. Yüzüklerimizi de çıkartalım ki daha fazla çizmeyelim onu. Garnier'in şu temizleyicisinden sıkalım. Nemlendirici. PR gelmişti. Neredeyse bitirdim sayılır. Her ürünü denediğim için. Ama bitirmeden de bırakamıyorum. Nasıl acıyor? Allah Allah. Niye bu kadar büyük çıktı anlamadım ya. Hormons. Forrest'ın şu bir pompa da alayım. İyi temizleme jeli. Biraz da bundan. Ay bu ne Allah aşkına? 5 aylık çıkmış. Bir şey mi dokundu bana acaba ya? Hiç özlememişim. Gerçekten. Ben var ya. Nerede o? Bu aralar çok süt içtim. Ondan olmuş olabilir. Her zaman çok içiyorum ama bu hafta bayağı ayarını kaçırdım. Neydi o? Kedi Toto'sunu görmüş. Yara zannetmiş. Onun gibi hissettim. Ay her yerim ayrı acıyor. Aa yerim de ayrı, baksanıza o kadar acıyor ki. Şimdi krem banyosu yaptıracağım. Az önce araba sürerken canım yanmaya başladı. Pamuğuma tonik alacağım çünkü fondöten sürdük ya. O yüzden illaki o kalıntılar kalmıştır. Temizlememiz lazım. Burnumuzun yanları. Sinirinizi bozuyor mu bu? Buna bir isim koyalım. Ne koyalım? Şişik. Aynen. Tamam. Oh şişik çünkü. Bu ne ya böyle? TC çıkartılır bunu. Sırtıma kadar silince ben. Leşliyim. Evet şimdi rahatladık. Ben hangi krem diyordum biliyor musunuz bunu? Bu Bulgar kremi diye geçiyor ya. Bunu da linkini bırakırım aşağıya. Zaten en son uygun fiyatlı bir şeydi. Hala öyledir diye umut ediyorum. Şöyle ilk önce bir yüzüme geçeyim. Aslında yüzümün diğer yerlerinde çok da bir şey yok ama... Hatta aksine kuru. Ama bunu daha da coşturmasın diye. Ah yüzüme ince bir tabak halinde geçiyorum yine de. Geliyoruz asıl bölgeye. Buraya böyle kocaman sürüp bırakacağım. Önce bir ince katman sürdüm aslında. Bir de çok büyük katman bırakacağım böyle. Ay gerçekten hiç özlememişim sivilceli olmayı ya. Üf. Hele ağrılı sivilceyi. Gözümün altına da şöyle Yves Rocher'nin yine bugünün şeyine... Gözaltı bakım kremini kullanıyorum. Bunu ben bir süredir kullanıyorum. Hoşuma da gitti. Güzel nemlendiriyor. Çok kaz ayaklarıma doğru. Hafif gözümün üzerine, kaşıma. Aa gene sol kulağım çınıyor kız. Kim sövüyor bana? Getirtmeyin oraya beni. Bu da tamam. Son olarak da bir de Golden Rose şu dudak yağını kullanacağım. Bu benim dudaklarımı yumuşacık yapıyor. Herhalde 3. paketim falandır. Gece yatmadan önce sürüyorum ya. Sabah kalktığımda pamuk gibi oluyor dediklerim. Sadece çabuk bitiyor. Yani en azından ben çabuk bitiriyorum. Geçen Ece'de de gördüm. Göğüs ucu kremi varmış. Yani meme kremi diye geçiyor. O da onu kullanıyordu. Doktoru vermiş rahatlama başladığından dolayı dudakları kurumasın diye. Ben birkaç kişide daha görmüştüm. Ondan alacağım bir sonraki seferi. Kirpiklerimi kıvırmadan uyuyamam. Bunları da çıkartıp şuraya sıkıştırdım. Çünkü ıslandılar. Burada kuruyorlar. Tamam lambalarımızı kapatalım. Dolabımızın kapağını da kapatalım. 700 tane... Lamba var. Banyoda video çekiyorum diye. Şunu da şuraya koyayım. Şimdi bu ışığı açınca çok hoşuma gidiyor ama bunu kapatacağım çünkü bunun ışığını bu açık olduğu zaman çok fazla göremiyorum. Bir de ay hatta vazelinin üzerine mi sürsek bunu? Neyse şundan sonra. Bu da ellerime çok iyi geldi ya. Geçen kullandım. Bol bol süreceğim. Gerçekten bol ama. Yani şu kadar bol. Çok fena ya ellerim. Yarısı burada var. Sıktım paketi. Bu soğuk havalarda da çok fena oluyor benim ellerim. Az su içtiğim zaman oluyor. Ben şimdi böyle uyuyorum. Zaten emdi bile biliyor musunuz? İnanılır gibi değil ama neredeyse emdi. Sivilcem like istiyormuş. Kanalıma abone oldunuz mu diye soruyor. Yani %75 hisseyi ona verdiğim için artık kanalda söz sahibi.
Hiçbir şey diyemem. Videoyu burada kapatıyorum. Yarın yeni bir vloga başlayacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi söyleyeyim. Umarım benden sıkılmamışsınızdır. Üzülürüm. Yorumlarınızın hepsini okuyor olacağım. YouTube'dan kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, videoyu beğendiyseniz de beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hemen uyuyorum. İyi geceler aşk boşlarım. İyi geceler ya bin prensesler.